hafif açtım. Babam günlüğünü okumuş dedi ki "Olursanız yapmanız gereken tek şey gözünüzü yumup ağzınızı açarak ses tonunuzu yükselterek bağırmak. Bu şekilde her zaman haklı çıkacaksınız." Manifesting, manifest. Bu arada manifest falan hiç inanmam. Ben Allah'a iki namazımı kılmayı unuttum. Böyle tam böyle nasıl çığlık attım. O kadar korkunç bir şeye denk artık senin işin bitti dediler. Rezidans 1+1'ler oluyor. Aa, siz kardeş miydiniz yaptı? Biz şöyle birbirimize bakıp hayır hayır burada tanıştık. Efek yapak mı? Sen. Dikkat et yolda yavaş gidin. Arkadaşlar şöyle bir şöyle şey başlıyormuşum ben. Bundan bende 55-60 adet var. Bunu kesinlikle almalısınız. Bu arada herkes üzerine alınmasın. Kesinlikle hiçbir şekilde herkesin üzerine alınmasını asla istemiyorum. Sadece yakın hissettiğim kankilerimden, her videomu izleyen kankilerimden bahsediyorum. Siz ne kadar insanlarsınız ki siz beni yarı yolda bıraktınız. Siz beni sattınız. Bir önce attığım yurt dışına çıkıyorum vlogunu hiç izlememişsiniz. Gerçekten dediğim gibi bu küfürler hiç kimse üstüne alınmasın. Yakın takipçilerime söylüyorum. Ben ilk defa 40 yılda bir yurt dışına çıkmışım. Tamam, beğenmediniz mi? Diğer youtuberlar gibi İtalya, Paris yapmıyorum diye mi? Türkiye'nin yanındaki Batum'a gidiyorum diye mi bu tripler? Bu videoyu kapatıyorsunuz, orayı izliyorsunuz. Şaka şaka. Sonra izleyin. Neyse hadi tamam, affedin. 55 numarayı alın. Nereye sürmek istiyorsanız sürün. Her yerde doğal durur. Şu an kankilerimin sayısını niye söylemedin? Kankilerinin sayısını bu videoda söylemek istemiyorum. Çünkü bir önceki videomda beni yalnız bıraktılar. Zaten çok bunalımdayım. Şimdi size bu hafta yaşadığım olayları değil, kötü olayları anlatacağım. Her zamanki gibi çok kötü şeyler başıma geldi. Sabah uyurken hastaneye gidecektim. Ablam dedi ki kalk kalk kalk. Ben de dedim ki gözümü hafif açtım. Babam günlüğünü okumuş dedi ki babam asla bunu yapacak bir insan değil. Ama babam diyorum. Şu an kendisi babam olmuyor. Çok hoşa gittim. Dedim ki durumu nasıl kurtarabilirim? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sessiz kalırsam durumu kurtaramayacağım. Ama böyle bağırıp çağırırsam felaket bir şekilde kurtaracağım. Şöyle yaptım bakın. Yumdum gözümü, açtım ağzımı. Sen nasıl benim günlüğümü okursun? Sen nesin? Sonra bir baktım tuttu. Zaten bağırmak her işe yarıyor arkadaşlar. Köşeye sıkıştırılmış bir şekilde bulursanız yapmanız gereken tek şey gözünüzü yumup ağzınızı açarak ses tonunuzu yükselterek bağırmak. Bu şekilde her zaman haklı çıkacaksınız. Komik olan ne biliyor musun? O günlükte neler yazmıyor ki? Yediğim tüm atlar var ve Nesamam ne diye kaldırıyor beni biliyor musun? Kalk, senin yüzünden babam Batum'a gittiğimizi öğrendi. Buradan Nesamam'a sesleniyorum. Senin kadar bencil hiç kimse yok bu hayatta. Ha, gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Evet biliyorum. Bu video bir ne videosu lan bu? Valiz hazırlama videosu olabilir. Ama ilk önce size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, para kazanıyorum. Doğrudur. Şöyle bir durum var. Parasını elinde tutamayan tek mikro influencer benimdir. Mesela benim elime bugün 10 lira var ya. Bugün o 10 lirayı harcarım. Haftalık 70 lira veriyorum. Her gün 10 lira harca. Ben o 70 lirayı bir günde harcarım. Yemin ederim elime 7000 lira geçsin. Bir günde harcarım. Çünkü ben böyle bir insanım. Her zaman parasızımdır yani. Mesela şu an cebimde 0 lira var. 0. Ve eğer yarın elime bir para ulaşmazsa tamam bekliyorum o parayı. Okula gidemeyeceğim. Şimdi konuya geleyim. KYK başvurusunda bulundum. Eve çıkmak istemiyordum. Arkadaşlarıma fazlasıyla özentilik yapıyorum. Mesela şu an Ensar eve çıkmış olsaydı ben asla katiyen yurda çıkmazdım. Ama Ensar bana dedi ki kanka yurda çıkacağım dedi. Çünkü sebebini de şöyle söyleyeyim size. Geçen seneki kira fiyatlarıyla bu seneki kira fiyatlarının arasının artış oranı kat kat. Yani şöyle değil. Bizde 20 arttı değil, kat kat arttı. Sadece kira dersin. Bunun eşyası var. Hadi eşyalı eve çıktın. Faturaları, doğalgazı, elektriği, suyu var. Ben de yurda çıkacağım kanka dedim Ensar'a. Ensar da içinden kesin demiştir özenti ya. Okul bitiminden bir ay sonra karar verdik. TikTok'a bakın şu yatakta şu yatağım bile yok bu evde ya. Bildiğiniz kanepede. Bu arada burada yatmıyorum artık. Neyse bu evi gerçekten hiç benim gibi hissetmiyorum. İzledim, mezun olur olmaz gideceğim İstanbul'a taşınacağım. Manifesting, manifest. Bu arada manifest falan hiç inanmam. Ben Allah'a ikin namazımı kılmayı unuttum. İkin namazımı kılıp geliyorum. Şöyle azıcık aldık. Ne anlatıyordum bu arada ya? Neyse işte olayı anlatıyordum ben size. Sonra ikimiz de yurt başvurusunda bulundum. Ama garip bir şekilde çok değil.
Çıkmasının sebebi de sanırsam yatak sayılarını arttırmışlar. Bir odada 5 kişi var. Ben bu arada önce konuştuğum şeyleri hatırlamadığım için şu an tekrar anlatıyor olabilirim. Neyse edit yaparken beynim yani şey olacak. Bir kere yatak sayısını arttırdılar. Sinop'a yeni bir yurt yapmışlar. Yeni yurdu da dağın başına yaptıkları için yani bayağı büyük yaptılar. Telefon falan çekmiyor. Düşün o derece dağın başı. Ama size yemin ediyorum yani okulun açılmasına 3 ay vardı. Biz Ensar'la bu kararı aldık. O kadar eminiz ki yurt çıkacağına. Gibi Sinop küçük bir yer, yurt çok büyük. Nihayet olarak çıktı. Ama ben var ya hayatımın 3. 23 yaşındayım. 23 senedir çok küçükken izlemiştim. İkincisini sınıfta zorla seyretmişler ve bu anımı size anlatmak istiyorum. Allah da onların belalarını vermesin. Bela okumayı hiç sevmem. Nefret ettiğim şeydir. Çok korkak bir insan olduğum için embesiller, andavallar da sınıfta siccin açmıştı. Unutmuyorum. Siccin köyde bir amatör bir şekilde kamerayı çekiyor falan böyle. Benim bozuldu diye. Sınıfta cızbız eden sadece ben varım. Lütfen kapatın. Ve size şöyle söyleyeyim. Kış vakti. İkinci kattayız. İkinci katın koridoru. Simsiyah. Işık yok hiçbir şekilde. Okuldan bahsediyorum. Dışarısı zaten buz gibi. Dedim ki lütfen kapatır mısınız? Çünkü ben hiçbir şekilde bunu izleyemem. Bunlar da tutturdu, açtı. Sonra bunlar tam böyle vaa diye bir şey oluyor korku filminde. Nasıl bağırıyorum görseniz böyle çığlık atıyorum yani pik mi? Ama yemin ederim alakası yok. Ne yapayım, çok korkak bir kadın. Mesela anneannem de benim çok korkak bir kadın. Hadi hepimiz anneanneme bir Fatih okuyalım. Ya of, bu kadar dinler biri olmak zorunda değildim. Hepsi ne yaptı biliyor musun? Sınıftaki herkes en son bağırdım böyle, tamam mı? Böyle nasıl çığlık attım? O kadar korkunç bir şeye denk geldim ki böyle. Herkes geldi beni, tamam mı? Biri bacağımdan, biri kolumdan, biri kafamdan. Tüm sınıf böyle kapıyı açtılar ve dışarı attılar. Hakkımı da hiçbirinize helal etmiyorum. Allah'ın belaları. Ondan sonra ben ne anlatıyordum? Ben de gittim var ya, yani çok korkuyorsunuz ama yanınızda sizinle beraber tam 5 kişi var. En sevdiğim şey, düşünsenize çok korkuyorsunuz ama yanınızda böyle güvenilir insanlar var. Güvenilir dediğim işte 5 kişinin olması, isterse cin olsun. Sonuçta odada 5 kişiyiz, anladın mı? Ben de yazın bir var ya, görseniz TikTok'taki tüm korku, karşıma çıkan TikTok'taki hiçbir korku videosunu geçmiyorum. Bir bakıyorum artık bir süre sonra TikTok'ta karşıma korku filmlerinin, filmlerin kısa özeti oluyor. Arkada da şu müzik. Din 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 din. Şimdi izlediğim korku filmlerini söyleyeyim. Arkadaşlar vallahi buraya geçiyorum. Ben artık evde tek başımayım. Videonun ilerleyen zamanlarında anlarsınız neden evimde tek başımayım. İşte o şekilde arkadaşlar. O yüzden bunları tekrar dinleyip kendimi korkuttuk. İstemi yaratacak korkuttuk. Aman şu an ben bu odada bile tek başıma kalamıyorum şu an. Annemle uyuyorum, size yemin ederim. Diyorum ki anne benle uyumak zorundasın. Ya dün değil evvelsi gün babamların odasında yere döşek serdim. O aptal bir insan olduğum için. Ensar bana dedi ki kanka dedi taahhütname bugün son günmüş dedi. O an param yoktu, ne yalan söyleyeyim. Ya şimdi ben Instagram'da şey dedim ya, arkadaşlar ya taahhütnameyi onaylamayı unutmuşum falan. O yalan bu arada. Rezil olmayayım diye öyle bir şey söylemedim yani, gerçeği söylüyorum. Para geldiği an harcadığım için de şöyle bir şey oldu. O kadar çok insandan borç istemiştim ki. İstanbul'dan istediğim, Nalcihan'dan istediğim, Ensar'dan istediğim, Hakan'dan istediğim, Zehra'dan istediğim. Artık insanlardan para istedim. Temeye utandığım ve çekindiğim için dedim ki yatırmayayım, haftaya yatırım. Ama son gün diyorlar. Sen salak mısın diyeceksiniz. Salak değilim. Sebebi ne biliyor musunuz? Twitter'da şey oluyor ya, ödemesinin son günü beni yurttan atacaklar. O ödemeyi üniversite 1'deyken size yemin ederim 20 gün geçirdiğim oldu. Ve beni hiçbir şekilde atmadı. Ya şu an değişmiş de olabilir. Siz ödemelerini tam günü gününe yapın da atılmayın benim gibi. Yani dedim büyük ihtimal ödemeyi ya da bir hafta sonra yaparsam hani bir şey demezlerdi. Bir girdim e-devlete, artık yok. Ben her yeri arıyorum. KYK kız yurdu, erkek yurdu, ilçelerini arıyorum. Boyabat, Ayancık. Sonra bana dediler ki Maver ağacım senin ödemen şu şekilde. Sen oraya o taahhütnameyi onayladığın ve ödemeyi yaptığın zaman ben yurtta kalmayı kabul ediyorum. Anlama geliyor bu ödeme. Hani eğer sen kalmıyorsan başka yedekteki insanları almamız lazım. Ve artık senin işin bitti dediler. Bir ay bekle.
ek tercihlerle gel dediler. Bir ay misafir öğrenci olarak kalsam hiçbir şekilde kalmayayım. Misafir öğrenci ne demek biliyor musunuz? Bu odaya atıyorlar. Çünkü odada bir kişi gelmemiş evde. Bir kişi sonradan gelecek. Siz iki gün o odada kalıyorsunuz yatağında. Ondan sonra hop diyorlar kapı açılıyor yatağın sahibi. Sonra o kız gidiyor başka bir boş odaya. İki günde bir yer değiştiriyor. Benim yani çok yakın bir arkadaşım aynen bu şekilde oldu. İki günde bir oda değiştiriyordu. Oda değiştirmesiyle kalmıyor yurt değiştiriyordu. Size daha bir sürü şey anlatacağım. Ondan sonra ben de oturdum ağlamaya başladım. Sonra ne yapacağım ne yapacağım dedim. Çünkü kira fiyatları çok yüksek. Hadi diyelim güzel bir eve çıktım korkudan altı. Hakan diye Hakan'a mesaj attım. Dedim ki kanka dedim ev bulabildin mi? Çünkü o yurda asla çıkmak istemiyordu. Başvuruda da bulunmamıştı. Bulamadım hala dedi. O bulamadım deyince içim rahatladı. Çünkü oh o da hani sokakta anladınız mı? Bir de yani iki gün sonra gidiyorum anladınız mı? Hani bir ay önce olsaydı bu olay okey. İki gün sonra Sinop'a gideceğim bir bakacağım kalacağın yer yok. Senin içinde de çok güzel bir yer var dedi. Yalnız dedi ev durağı uzak olduğu için genellikle kimse tutmuyor dedi. Her şey dahil eşyalı çok gerçekten aşırı güzel bir rezidans 1+1'ler oluyor. Öyle bir şey beklemeyin. Sinop'ta zaten öyle bir şeyin olması imkansız. Ama gerçekten gördüğüm bombok cinli evlere nazaran çok güzel bir yer. Dedim ki bu niye bu fiyatta dedim. Dedi ki işte durağı çok uzak. Dolmuş, iki tane dolmuş yapman lazım. Dedim tamam dedim. Gittim adamı aradım. Dedim ki kanka dedim. De güvenlikliymiş. Alt katta karısıyla çocuğuyla yaşıyormuş. İçim rahatladı. Hakan'ı aradım. Dedim ki Hakan çok mutluyum. Eve tuttum. Allah razı olsun kanki senden. O da dedi ki aa kanka dedi. Hani keşke bir tane daha ev olsaydı da ben de kalsaydım. Ben orada olduğum için okula gidip onun sıkıntı olmayacak arabam olduğu için. Oha dedim bir tane daha yer var zaten dedim. Hemen gittim Hakan'ı arattım. Hakan da evi tuttu. Hakan üst katımda olmasın mı? Tamam. Üst katta ama yan apartmanda bile olsa bir güven söz konusu. Hani onun varlığı bile yeter. Bir sandviç yiyeyim ya. Yoruldum konuş konuş ayol. Şimdi sizin tavsiyem gerçekten eğer burada gidiyorsanız KYK'ya özellikle kesinlikle bol kıyafet götürmeyin. Sorun yaşarsınız. Bu şekilde kıyafetlerinizi yerleştiremezsiniz. Gerçekten hep aynı kıyafetleri giyiyordum. Çünkü diğer kıyafetleri göremiyordum. Öyle söyleyeyim size. Bence sadece giyebileceğiniz şeyleri götürmeniz çok önemli. Arkadaşlar. Sabah valizimi hazırladım. Valizi hazırladım sonra. O kadar çok işim vardı ki hepsini hallettim. Gittim arabamı yıkatmaya. Önceki size bundan bahsedeceğim. Ben arabam o kadar leş gibi ki arkadaşlar. Dedi ki adama ne dedim biliyor musunuz? Bugün yıkatmaya verdim yarın gideceğimiz için. Abi dedim leş gibi bırakmışlar. Bak böyle yapıyorum. Abi leş gibi bırakmışlar. Arabayı yeni aldım. Allah rızası için bir güzelce dezenfekte yapıyorum. Abi bu ne ya diyor. Yani bari çer çöpü toplanasını satayım yapıyor. Ama oysa ki yalan söylüyor bu arada. Çer çöpü hep toplamıştım. Arttı. Ben abarttığınızı düşünüyordum diyor. Ama leş gibiymiş araba yapıyor böyle. Size Lazer Hanım'ı anlatacağım. Şimdi size olayı anlatıyorum. Lazercime tüm yalan. Ne oldu? Şimdi ben lazercim aklına gelip gelemeyecek tüm yalanları söyledim. Beni tanımasın diye. Ya da tanıdık biri çıkar. Sebebi ise niye beni tanısın ki anlatabiliyor muyum? Bugün lazere gittim tamam mı? Hiçbir şekilde bozuntuya vermiyorum. Elime aldım çantamı. Ya dedim 3 aydır gelemiyorum dedim. 3 ay sonra düzenli bir şekilde gelmeye başlayacağım. Çünkü tayinim buraya çıktı. Normalde öğretmenim falan diyorum. Kadın daha neler neler yalanlar biliyor. Biz ne sen yan yana oturuyoruz tamam mı? Aa siz kardeş miydiniz yaptı? Biz şöyle birbirimize bakıp Hayır burada tanıştık. Kadına o kadar çok yalan söyledim ki ve bugün bana kadın dedi ki senin dedi bir tane arkadaşın var dedi ben onu tanıyorum dedi seninle arkadaşmış dedi. Ben şok oldum tüm yalanlarım ortaya çıktı. En son şöyle yaptım. Tamam gerçeği söyleyeyim bugüne kadar konuştuğum her şey yalandı dedi. Kadın aşırı tatlı bu arada. Mesela bir haftadır kadından sıra falan bekliyorum öyle söyleyeyim size. Çünkü başka kadınlara alışamam bu saatten. Rızamet. Neyse şu müzik kısılsın da be. Telif yemem inşallah. Zaten bu aralar az para kazanıyor. Ablayı anlatıyorum. Ablamla niye kavga et? Kadın bana diyor ki evin nerede diyor. Ben de diyorum ki düşünüyorum böyle yalan aklıma gelmedi. Merkezde diyorum. Buraya yakın değil diyorum. Sonra bana baktı. Yaptı. Sonra ben de aslında çok da merkezde değil. Medikanlı'nın yanlarında yapıyorum. Medikanlı da o kadar yakın ki yani merkezle alakası yok. Benimle gelmek istememen sabah ve benim sana trip atmam. Trip atmam sonucu mesela senin benimle gelmen. Mesela trip attım anlamadım ki salak. Vallahi anladın. Yemin ederim anlamazsın. Sen salak mısın? Ben sakın zeki miyim? Şey vermişim estağfurullah.
Arkadaşlara efekt yapak mı? Arkadaşlar yolculuğa çıktık. Bakar mısınız? Kafişe ilaç verdik. Yolculuk sırasında böyle içirilen bir ilaç. Biraz sakin. Bakar mısınız? Bye. Beraber yolculuk yapıyoruz. Gelsin. Anne alacağım da gibi hissettim kendimi. Resmen ablamla uzun yolculuğa çıkıyoruz ve alemin haberi var bundan, şaka gibi. Evet arkadaşlar geldik. Günaydın arkadaşlar. Sabah çok kötüydü ya, anasını satayım. Sabahla ilgili konuşmak istemiyorum. Ablamla beraber işte dün demiştim ya sushi yemeye gideceğiz diye Sivas'ta, çünkü sadece pazarları çıkıyor. Sadece tek bir kafe yapıyor. Ama orası güzel yapıyor değil mi? Hı-hı. Arkadaşlar şimdi deneme yapacağız. Yani, sabaha kadar size yemin ediyorum rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Sushi yiyordum. Neyse ben bunu sonra yiyeyim. Ablam gidiyor. Neler mi? Az önce unutmuşum, diyorum ki ay gel. Bağırıyorum herkese. Hadi kendine bak. Hadi sen de kendine bak. Tamam. Sen. Dikkat et yolda, yavaş gidin. Tamam. Hadi gel biraz daha. Ondan öyle gideceğiz. Arkadaşlar Sinop'a geldim. Evime girdim. Biraz dinlendim. Duşumu aldım. Yemeğimi yedim. Buraları topluyorum. Şöyle size evi detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. Ev turu çekmek farz yani, biliyorsunuz. O yüzden birazdan kapanışı yapacağım. Yani erken kalkmam lazım çünkü okulum var. Sizi buraya alıyorum. Ve kapanışı yapıyorum. Beni izleyin çünkü. Ve ben burada iş yapıyorum. Siz de burada oturup çekirdek çitliyorsunuz. Ve oturduğunuz yerden beni izliyorsunuz. Ve dedikodu yapıyorsunuz.